Kıymetli CRI Türk dinleyicileri, ben Samet Demir. Ekonomi basını CRI Türk'te başladı. İlk bölümümüzde Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan ekonomi haberlerini sizlerle paylaşacağım. Ardından da Çin'e, Uzak Doğu'ya uzanacağız ve Çin'den öne çıkan ekonomi haberlerini sizlere aktaracağız. Türkiye ile başlayalım bültenimize. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Rekabet Kurulu'nun geçen hafta zincir marketlere kestiği ceza ile alakalı bir açıklama yaptı. Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirtti. Küle ayrıca incelemenin 2018'e dayandığını aktardı ve tedarikçiler için ayrı bir soruşturmanın yürütüldüğünü de ifade etti. Her zaman için çiftçiden çıkan fiyatla markete gelen fiyat arasındaki farkın eleştirilmesi gündemdeydi. Türkiye'de özellikle son zamanlarda enflasyondaki artışla birlikte de bu konu oldukça gündeme geliyordu. Rekabet Kurulu da olaya el atmış durumda şu anda. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı. Fahrettin Altun Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve Bakan Elvan için görevinin başındadır ifadesini kullandı. Açıklamasında ise şunları ifade etti Fahrettin Altun. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberini göstererek aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz ifadesini kullandı Fahrettin Altun. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı ekmek fiyatları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi ve fiyatların zamlanıp zamlanmayacağı ile ilgili görüşlerini ifade etti. Şu anda 10 lira olan o ekmeğin kilogramının 12 lirayı geçmemesi için illere genelge gönderdik ifadesini kullandı Halil İbrahim Balcı. Ekmeğin 2,5 lira olarak satıldığı ifade ediliyor. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde birçok fırında ekmeğin 2 lira yerine 2,5 liradan satıldığı ifade ediliyor. Yaklaşık 200 gramlık ekmeğin fiyatının zamlanması söz konusu. Fırıncılar bu konuda artan enerji maliyetlerini, un maliyetlerini göstererek ekmeğin fiyatına zam yapılması talebinde bulunuyorlar. Şimdilik zam yok diyebiliriz. Resmi bir zam yok diyebiliriz ama zaman zaman haberlerde de gördüğümüz üzere bazı yerlerde ekmeğin 2,5 liradan satıldığına şahit oluyoruz. Diğer bir önemli gelişme döviz büroları ile alakalı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz büroları ile alakalı düzenlemesini protesto etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde bir kepenk indirme protestosu gerçekleştirildi. Döviz büroları tarafından ülke çapında kepenkler yarım saat süreyle kapalı kaldı. Türkiye yetkili müesseseler platformu temsilcisi Hayati Yılmaz, biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından birisiyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil. Aksine turizm ve ticaret de ülkemize gelen yabancı paraları ülkenin finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir, dedi. Yine serbest piyasada en önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devri hakları ellerinden alınmıştır diyen Yılmaz, şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale gelmiştir diye bir ifade kullanıyor. Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkartıldı diyor. Buna göre 10 milyon lira sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletmeler faaliyetten men edilecektir diye de ifadelerini tamamlıyor. Döviz büroları ile ilgili Hayati Yılmaz şikayetlerine yeni düzenlemeye karşı şikayetlerini dile getiriyor protesto gösterisi sırasında. Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti yine geçen hafta önemli bir gelişmeydi. Birçok kredi derecelendirme kuruluşu ve banka Türkiye'nin büyüme tahminini yaklaşık %9 olarak tahmin ediyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's ise Türkiye ekonomisi için 2021'de büyüme tahminini %6'dan 9,2'ye çıkarmış durumda. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini ise 3,6'dan %4,8'e çıkartıldı Moody's tarafından. Ülke ekonomisinin 2023'te de %5 büyüyeceği tahmininde bulunuyor Moody's Kredi Derecelendirme Kuruluşu. Bir diğer haberimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin'in açıklamasıyla alakalı açıklamanın konusu da asgari ücret. Yakından takip ediliyor. Özellikle geçen hafta oldukça gündemdeydi asgari ücretin alacağı zam miktarı. Asgari ücret konusunda açıklama yaptı Bakan Bilgin ve enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge hakkında da açıklamada bulundu. Hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz? Bunun maliyeti ne olur? Bununla ilgili detaylı çalışma yapıyoruz dedi. Son olarak Bakan Bilgin sözleşmeli kamu personelinin kadroya geçişiyle ilgili de açıklama yaptı ve İsteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı sürdürüyoruz dedi. Burada en önemli açıklama herhalde milyonlarca insanın da beklediği asgari ücret zammı ile alakalıydı. Hafta içinde asgari ücretin 3500-3600 lira bandında olabileceğine ilişkin çeşitli açıklamalar haberleştirildi. Biz de asgari ücrete yapılacak zammı yakından takip ediyor olacağız ve detayları sizlere aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim. George Soros bildiğiniz gibi çokça konuşuluyor Türkiye'de. Soros dahil 18 milyardere Amerika Birleşik Devletleri tarafından Covid-19 yardım çeki yapıldığı belirtiliyor. ABD'de aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle düşük gelirlere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi. ProPublica adlı bir internet sitesinin haberine göre Amerikan Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırıldığı habere göre diyelim. Soros'a vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edilmiş. Aynı kayıtlara göre aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO'su Eric Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fult ve bunun gibi pek çok zengin 18 multimilyarder ve 270 18 milyarder ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderilmiş. Böyle bir hataya imza atmış Amerika Birleşik Devletleri'nde Hazine Bakanlığı. Haberde ise Soros'un sözcüsü bir açıklama yapıyor ve George teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı açıklamasında bulunmuş ve 1200 dolarlık çeklerin iade edildiğini bildirmiş basına. Yine bir diğer önemli gelişme daha yakından bu sefer Mısır'da. Mısır Süveyş kanalından geçiş ücretini %6 artırmış durumda. Mısır'daki Süveyş kanal idaresi geçiş ücretinin %6 zamlandığını duyurdu. Süveyş Kanal İdaresi'nden yapılan açıklamada geçiş ücretlerinde Şubat 2022 itibarıyla güncellemeye gidileceği bildirildi. Açıklamada geçiş ücretine Şubat ayından itibaren %6 zam yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Ancak fiyat artışının turistik ve doğal gaz gemilerini kapsamadığı ve ilgili gemilerin ücretlendirmelerinin 2021 yılındaki geçiş fiyatından devam ettirileceği kaydedildi. Doğalgaz tabi enerji taşımacılığı önemli bir kalem dünya için, üretim için. Bu nedenle doğalgazın maliyetinin artmaması için buradaki taşımacılığa bir zam getirilmediği belirtiliyor. Yine Süveyş'i hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda Ever Given isimli bir gemi tıkamıştı 6 gün boyunca ve yine ticari bir kriz, fiyat artışlarıyla karşılaşmıştık. Süveyş ticaret için, Avrupa ve dünya ticareti için oldukça önemli bir geçiş noktası diyebiliriz. Kıymetli CRI Türk takipçileri, ben Samet Demir. CRI Türk'te ekonomi basını kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümümüzde Çin'e uzanıyoruz ve Çin'deki ithalat fuarından gelişmeleri sizlere aktaracağız. Çin'de 4. Uluslararası İthalat Fuarı gerçekleştiriliyor. İthalat fuarının Çin'in ithalatını desteklemesi konusunda önemli bir yeri var. Dünyaya açılım konusunda da yine öne çıkan bir fuar. Gelin öncelikle Çin'deki ithalata bakalım. Çin'in 2020 yılında yaptığı toplam ithalat yaklaşık 2,10 trilyon dolar civarında. Yine ihracatı ise 2,5 trilyon civarında Çin'in yıllık yapmış olduğu 2020 verilerine göre. Birleşmiş Milletler verilerine baktığımızda da Çin ithalatının %27'sinin elektrik elektronik parçalardan oluştuğunu, %13'ü enerji konusundaki ham maddelerden meydana geldiğini ithalatın ve %10'a yakınının da makine parçalarıyla nükleer reaktörlerde kullanılan malzemelerin oluşturduğunu ithalatın görüyoruz.
Ve burada Çin'in ithalat yaptığı en önemli noktalardan birinin Afrika olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in Afrika konusundaki ticari girişimlerinin son zamanlarda arttığını belirtebiliriz. Uzmanların da bu yönde açıklamalarını yine bizim aracılığımızda takip edebilirsiniz. Basında da birçok kez Afrika konusunda Çin'in yaptığı yatırımlar gündeme gelmişti. Bu konuda Çin basınında çıkan bir haberimiz var. Dünya Ticaret Fuarı'nın Güney Afrika'nın Çin'e ihracatını teşvik ettiği yönünde bir haber. Güney Afrika, Çin'in Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarından biri. İki ülke arasındaki ticaret temasları sürekli yoğunlaşıyor. Çin'de düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Güney Afrika ürünlerinin Çin'e ihracatını daha da kolaylaştırdı. Geçen yıl Güney Afrikalı işletmelerin ithalat fuarı sırasında imzaladığı sözleşmelerin değeri rekor seviyesine ulaştı. Bu yılki fatura ise daha fazla Güney Afrikalı işletme katılacağını, fuara ise daha fazla Güney Afrikalı işletme katılacağı belirtiliyor. Çin'in Pretoria Büyükelçiliğinden ticaret müsteşarı Zhao Zhongyi tarafından yapılan bir açıklamada ilk ticaret fuarından itibaren Güney Afrikalı işletmeler fuara büyük ilgi gösterdi. Ticaret fuarı makamları tarafından açıklanan verilere göre şu ana kadar 16 Güney Afrikalı işletme ticaret fuarına katılmak için kayıt yaptırdı. Fuarda Güney Afrikalı işletmelere 1596 metrekare büyüklüğünde alan ayrıldı. Şarap, çay ve aloe vera özlü krem gibi ürünlere fuarda katılacak olan Güney Afrikalı işletmelerin bu yıl daha fazla sipariş almasını umuyoruz denildi. Dünyanın ilk ulusal düzeydeki ithalat fuarı olan 4.sü yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Çin'in ticaretinin serbestleşmesini ve ekonominin küreselleşmesini kararlılıkla desteklediğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Zhao, fuarın farklı ülkelere bir uluslararası ticaret işbirliği platformu sağlarken Çin Güney Afrika işbirliğini de derinleştiren önemli tedbirlerden biri olduğunu kaydetti. Zhao konu hakkında şöyle konuştu. 3. ticaret fuarı sırasında Güney Afrika menşeli dana eti, şarap ve deniz kulağı gibi ürünler büyük ilgi gördü ve bu ürünlerin toplam satış değeri 210 milyon doları geçti. Gerçekler ticaret fuarının Güney Afrika'ya özgü ürünlerinin Çin'e ihracatını teşvik ederek ikili ekonomik ve ticari işbirliğine yararlı koşullar sağladığını gösteriyor diyor Zhao. Halihazırda Çin Güney Afrika'nın en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin'in yine Pretoria Büyükelçiliğinden ticaret müşaviri Zhao Zhongyi fuarın iki taraf arasındaki ticari temasları pekiştirdiğini ve ikili işbirliğini derinleştirdiğini kaydetti. Zhao, Covid-19 salgını meydana geldikten sonra Çin ve Güney Afrika birbirine yardım ederek salgının olumsuz etkilerinin üstesinden gelip ikili ticaret işbirliğini derinleştirdi. Çin son 12 yıldır Güney Afrika'nın en büyük ticaret ortağı. Güney Afrika ise son 11 yıldır Çin'in Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin ve Güney Afrika arasındaki ticaret hacmi Çin-Afrika ticaretinin 5'te 1'ini oluşturuyor. Ayrıca Güney Afrika, Çinli işletmelerin Afrika'daki en büyük yatırım yeri ve verilere göre Çinli işletmelerin Güney Afrika'da yaptığı toplam yatırım 25 milyar doları aştı. Bu yatırımlar yerel vatandaşlara 400 binden fazla istihdam sağladı diye konuştu. Yine Güney Afrika'da salgının durumunda iyileşmelerle birlikte salgındaki Çin'le ticaret ve işbirliğinin de yoğunlaşmasından umduğunu altını çizen Zhao, Çin ve Güney Afrika'nın yeni dönemde ikili ticaret ilişkilerini kapsamlı bir şekilde planlayarak ikili ticaret hacminin dengeli ve sürdürülebilir büyümesinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Zhao son olarak ise salgında mücadele, ekonomik istikrarı korumak ve halkın yaşam düzeyini yükseltmek Çin ve Afrika ülkelerinin ortak görevidir. Dolayısıyla ticaret fuarı Çin, Afrika ekonomik ve ticaret fuarı ve Kanton fuarı gibi platformlar aracılığıyla Güney Afrika'nın kaliteli tarım ürünlerinin Çin'e ihracatını sağlamamız lazım. İki taraf arasında dengeli ve sürdürülebilir ticaret ilişkilerini devam ettireceğiz. Aynı zamanda iki tarafın dijital ekonomi, yeşil enerji ve altyapı tesisleri inşasında somut işbirliğini ilerletmeliyiz açıklamalarında bulundu ve Güney Afrika'nın Çin'in ithalatında ne kadar ya da ticaretinde toplam baktığımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Güney Afrika'nın ve Afrika genelinin
bu şekilde Çin'in ticaretinde kapladığı yeri ve ithalat fuarının ne kadar önemli olduğunu size aktarmış olduk. İyi müzik, doğru haber.